Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu tülbentimde ne kadar renk varsa bakın bu iplerle her renginden size bir model hazırladım. Bakın arkadaşlar bu kadar renk tülbentimde var. Şöyle bir size renklerimi de göstereyim açıp tülbentimi. içinin çiçeği bu şekilde. Bu tülbent arkadaşlar sizlere sadece yanın nasıl yapıldığını tarif etmek için aldığım böyle kaliteli markalı bir tülbent değil ve size de o kadar kolay bir model hazırladım ki. Bakın modelimde Şöyle düz tarafına çevireyim. Burası ters tarafıymış. Bakın şöyle. Bu çimeni biliyorsunuz sıklıkla kullandığım çimenim ve bunlar arkadaşlar böyle lale yaptım sizler için. Tülbentimin içindeki mor ve mavi renkle. Bir de arkadaşlar bunun size e, iğneden tığa olan versiyonunu yapmıştım. Onu ağır bulan arkadaşlar oldu. Aklıma bizim kıyı içinde olan laleyi de bu çimenin üzerine koymak geldi. Bakın şöyle hafif bir çimen ve üzerine de böyle kolay bir laleler. Ben çok beğendim. Böyle çıtı pıtı oluşunu falan çok hoş durdu. Şöyle denemek için amaçlı yaptım. Hoşuma da gidince bu şekilde sizler için videoyu hazırlayayım dedim arkadaşlar. Umarım siz de beğenerek yaparsınız bu şekilde benim gibi. Bakın çok kolay bir çimen ve üzerine de çok kolay ama görünüşü bir o kadar güzel bir lale hazırladım. Evet arkadaşlar şimdi modelimizi anlatıp Evet arkadaşlar şöyle üç tane ara yaptım. iki tane lalemin arasına bakın bu şekilde. Şimdi iki tanesini daha önce sizler için hazırladım. Bir tanesini de sizle yaparak üçe tamamlayacağız. Şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımı hazırladım. Tığ battının içine sık iğne ile sabitleyip üzerine 3 tane zincir çekiyorum bakın. İlk başlar gibi başlıyoruz. 3 zincirin üzerine bir tane tığımı doladım. Hemen yanındaki tığ battıya giriyorum. 1 ve 2. 2 tane ilmeğim tığımda. Bir defa doluyorum. Şöyle 1 ve 2. Şimdi 3 tane trabzanım 3 tane ilmeğim üçünü birden kapattım. 4 zincir çekiyorum buraya ikisini birden tırabzanı şöyle sık iğne ile sabitledim. Şimdi tekrar 3 tane zincirimi çekip sıradaki boş olan tığ battının içine giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bakın 3 tane arası yaptık. Hemen lalemiz için yuvamızı hazırlayalım. Aynı şekilde 1 2 ve 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girip bir ve iki. İki tanesi tığımda. Sıradaki boş olan tığ battıya bir, iki, iki alarak bu şekilde üç tane trabzanım oldu. Şimdi buraya lale yapacağım için dördüncü bu çimenin üzerine yedi zincir çekeceğiz. Sadece ayrıntı olarak üç tane de bir yuva için yedi zincir olacak. Bunu unutmadan çimenimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Yine aynı şekilde 3 zincir. Sıradaki boş olan tığ battımın içine giriyorum. Bakın bu şekilde her bir trabzanı her bir tığ battının içine yapıyorum arkadaşlar. Ve 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Hemen boş olan tığ battımın içine giriyorum. Şöyle 1 ve 2 bir defa doladım yuvanın içine girdim bir ve iki üçünü birden kapattım trabzanlar hazır ve üzerine dört zincir üç tane dört zincirden tomurcuk dördüncü ile yedi zincir çekerek bu şekilde yuvalar hazırlıyoruz yine üç zincirimi buraya çekip kapattım üç zincir bir defa doluyorum yuvanın içine girdim bir ve iki bir defa tığımı doluyorum Şöyle bir ve 2. üçünü birden buraya kapattım. 4 zincir. Kapatıyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir. Hemen yandaki boş tığ battığıya girip kapattım. Her bir tırabzanımı her bir tığ battının içine yaparak bu şekilde yapıyoruz. 3 zincir, bir defa tığımı dolayıp Şöyle bir ve iki. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Bir ve iki. Kapattım bu şekilde. Dört zincir. Bakın. Şöyle bir ile ikinin arasına girip ikisini birden buraya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çekip sıradaki boş olan tığ battıya giriyorum ve sabitledim bakın yine 3 tane zincir çekiyorum ve 3 tane bakın şu şekilde ara suyunu yaptım sıra yine bu 7 zincirli olan aynı işlem fakat sadece bu tepe noktasına lale yapacağımız için bu tomurcuklardan fazla bir sayısı var 4 yerine 7 tekrar gösterelim bu lalemizin yuvasını da 3 zincirimi çektim bir defa tığımı doladım şöyle 1 ve 2 bir defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya 1 ve 2. Üçünü birden buraya kapattım. 7 zincir. Hemen buraya 1 ve 2'nin arasına girip sık iğne ile 7 zincirimi sabitledim. 3 tane zinciri çekip Hemen yandaki boş olan yere tığ battıya girdim Evet bu şekilde de lalemizin yuvası yine üç tane olacak bakın şöyle bir ve iki bir defa doluyorum yuvama giriyorum şöyle bir ve iki üç tane trabzan üçünü birden kapattım dört zincir buraya ilk ikincinin arasına girip sabitliyorum şöyle üç zincir sıradaki battı ya da bu şekilde giriyorum. Evet Üç tane bundan. 4.'ye bu şekilde 7 zincirli yuva yaparak çimenimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şimdi biz lalemizi yapılışına geçelim. Şöyle tülbentimin ters tarafına çevirdim. Bu 7 zincirli. Bakın büyük yuva belli zaten. Sıkı iğne ile bu kremeti rengini ipimi buraya sabitledim. Çiçeğimin tülbentin içinde olan çiçeğimin rengi arkadaşlar. Ve 10 tane zincir çekerek başlıyorum. 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum ve yine aynı şekilde yeşil yuvanın içine girip sabitliyorum. Bu şekilde bir yuva hazırladık 10 zincirden oluşan ve Şöyle iki zincir çekerek ön tarafına döndüm. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girip şöyle iki iki alarak bir trabzan yaptım. Bu şekilde trabzanlar yapacağız. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. 3 oldu. Şöyle 2 ve 2. 4 oldu. 5 6 7 8 9 bu şekilde 10 tane trabzan yapacağım 10. trabzanım 3 seferde alıyorum 1 2 ve 2 4 zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 4 zinciri çekiyorum bu şekilde bir tane ucuna tomurcuk yapıyorum geriye kalan kısma da şöyle dört tane sık iğne yapıyorum bakın bir iki üç dört şöyle beş alacak arkadaşlar beş yapalım altıncı sık iğnemizi de şöyle yuvada yapalım bak. şöyle lalenin ucuna kıvrımlı Güzel duruyor. Sıkısı fazla fazla doldurunca daha güzel duruyor. Şimdi buraya da geriye kalan kısma da ben 3 tane bu şekilde sık iğne yapacağım. Şöyle 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yaptım. Şu geride kalanı. Şimdi buraya da yeşil yuvaya da girip bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. 10 tane zincirde bakın bir tarafını yaptık bu şekilde 10 tane trabzan 10. trabzanın içine 5 sık iğne alt kısma da 3 tane sık iğne yaptım İkincisini de aynı şekilde yapacağız lakin bu ters tarafından olacak şimdi 3 zinciri çek 10 zinciri çekelim 6 7 8 9 ve 10 10 zinciri çektim yine buraya yeşil yuvanın içine kapatıp Aynı şekilde ilk baştaki gibi bir tane 10 zincirden buraya yuva hazırladık. 2 zincir çekerek şöyle döndüm. Bakın. Ters tarafından yapacağız bu ikinci lalemizi de. Bir defa tığımı dolayıp yuvaya girdim. 2 ve 2. 10 tane bu şekilde trabzanı yapacağız. Şöyle 3. Bir defa doluyorum. 4 5 6 7 şu şekilde 2 4 6 7 8 ve 9 şöyle 9 tane ikişer tane aldığımız trabzanımız var 10. da bir defa doluyorum şöyle bir 2 ve 3 3 seferde aldım 4 zincir bu 10. trabzanın arasına girip bir tane tomurcuk yaptım geriye kalan bu trabzanın kısmına da 5 tane sık iğne şöyle bir, 2 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane sık iğneyi aldırdım. 6. sık iğnemde bakın şöyle görün diye o şekil yaptım. Yuvada. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın lalenin üstünde üç tane kirpik var ya ona yuva yapacağız buraya. Bu sık iğne ile yuvaya girdikten sonra 6. sık iğneyi de yuvada yaptıktan sonra aynı yere bir defa dolayıp bakın bu yuvaya girdiğimiz sık iğnenin şöyle dibine giriyorum ve 3 seferde alıyorum bunu. Buraya bir tane trabzan yaptık bakın. Bu yapmış olduğumuz trabzanımız sarı kirpiklerimiz için yuva olacak. Şöyle yine bakın şu tarafından yarım kalan o sık iğnemizi tamamlamak için şöyle katlıyorum. Bu şekilde rahat yaparsınız. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Bakın Şimdi dördüncüyü de buradaki yeşil yuvanın içine gireceğiz. bakın arkadaş şimdi burada çimenimizdeki yeşil yuvamızın içine girerek buraya sabitleyelim ister bu taraftan sabitleyelim şöyle sık iğne ile yeşil yuvaya da sabitledim bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum ve bakın bu burası ters tarafta çalıştığımız için iplerimiz ters tarafta kaldı şöyle yaptığımız kanadı açalım şimdi bu yapmış olduğumuz yere kirpik yap yapımına başlayalım bu, bu şekilde arkadaşlar bakın ipleri de yakınca daha temiz gözükecek Evet sarı renk ipimi tığıma tutturdum bu şekilde arkadaşlar burada demin gösterdiğim bu trabzanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve lalemizin tohumlarını atalım şimdi bir 2 3 4 ve 5 zincir 5 zincirimi kapattım bu şekilde bu birinci tekrar 5 zincir ikinci tekrar 5 zincir bu da bakın üçüncü kirpiğimi kapatıyorum ve dibinde de bir tane zincir çekiyorum Şimdi yakıp geleyim. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Daha iyi anlaşılsın. Evet şöyle ters tarafına çeviriyorum modelimi. Ve bakın buradaki yine 7 zincirli yuvadan 3 tane çimenden sonra bu şekilde 7 zincirli çimen yapmıştık. Şöyle sık iğne ile ipimi sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi kapatıyorum yuvanın içine şöyle bu şekilde 10 zincirden yuva hazırladım iki tane zincir çekip hemen düz tarafına döndüm bir defa attığımı doluyorum yuvanın içine girdim şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım bir defa attığımı doladım yuvaya girip 2 ve 2 3 oldu 4 5 6 7 8 9 Evet 9'dan sonra şimdi arkadaşlar 3 seferde alacağız. Bakın bu şekilde. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 1 2 ve 2 alarak bir tırabzan yaptım. 10. trabzanımı 3 seferde çekiyorum ve 4 zincirimi çektim yuvanın içine git girdim bir tane kirpik yaptım bu geri kalan trabzanıma 5 tane sık iğne yapıyorum bu 1 2 3 4 ve 5 bakın zorlayarak 5 de buraya yapıyorum şöyle geriye dönük bir lalenin uçları olsun altıncı yuvada hazırladım geri kalan kısma üç tane sık iğne yapıyorum bu bir bu iki bakın şöyle üç tane sık iğnemi yapıp dördüncü sık iğnemi de bu şekilde yeşil yuvada yapıyorum bakın Evet bir parçasını lalemin bir yaprağını bu şekilde bitirdim ikinci yaprağı için yine 10 tane sık iğne üç 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10, 10 zincirim hemen yeşil yuvamın içine girip buraya sabitliyorum. Ve iki tane zincir çekerek şöyle ters tarafına döndüm. Bakın. Bunu da lalemizin biri ters biri düz yaprak halinde olacak. Bir defa tığımı doluyorum ve aynı yapmış olduğum bu 10 zincirli yuvanın içine girip şöyle 2 2 alarak trabzan yine 10 tane bu şekilde 2 2 trabzan yapacağız 3 oldu 4 5 6 7 8 9 9 tane yaptık yine 10. bir defa dolayıp şöyle şunu katlayın bakın 1 2 ve 3 seferde aldım buraya şimdi 4 zincir çekiyorum bir tomurcuk tomurcuktan yeri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 ve 5 Şimdi arkadaşlar bakın altıncıyı yuvada bu şekilde yapalım. Şöyle. Şimdi tohumlarımız için bu altıncı yuvada yaptığımız sık iğne var ya. Şöyle onun dibine giriyorum. 1 2 ve 2 alarak bu şekilde bakın bir trabzan yaptım sık iğnenin dibinden şöyle üç tane kirpiği alacak şekilde bir trabzan yaptım şimdi bu geri kalan zincirimizden kısma da şöyle üç tane sık iğne yapıyorum bu bir bu iki ve bu da 3 bu şekilde şimdi bu yeşil yuvanın da içine girip şu şekilde bakın arkadaşlar yapıldığı takdirde çok farklı bir dönüklük oluyor. Şöyle yine de bir göstereyim. Bir zinciri de çekip ipimi kopardım. Bakın bu şekilde. Şimdi yapmış olduğumuz lalemizin kanatlarını açalım. Şöyle düz yüzünden bakalım. Evet. Şimdi bu üç tane kirpiği de atıp lalemizi sonlandıralım. Evet arkadaşlar şimdi bu ortadaki trabzanıma sık iğne ile ipimi sabitleyip 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapatıyorum. İlk kirpik olarak buraya bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir hemen aynı yere trabzana sık iğne ile sabitliyorum şöyle tekrar 3 5 zincir çekip 3. ipimi yapacağım evet, kapattım sık iğne ile sabitledim ve dibini de bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum Bakın, bu şekilde eflatın lalemiz de hazır hemen ipleri koparıp yakıp geliyorum Evet arkadaşlar şöyle lalelerimi bir uzaktan şöyle bir bakın bakın çok güzel çok tatlı oldu bir o kadar da kolay oldu şöyle size yapmış olduğum iki lale yaptık bu şekilde bir duruşu oluyor arkadaşlar laleleri şöyle kiremit rengim ve daha önce hazırlamış olduğum bu şekilde mavi ve mor mor yapacaktım sıra morda olsun diye ama arkadaşlar mor koyu Belki net çıkmaz da anlaşılmaz diye eflatunu tercih ettim sizlere gösterirken bu şekilde. Bakın şöyle. Çok tatlı oldular. Mini minnak laleler oldu böyle. Belediyenin parklara diktiği minik laleler gibi çok tatlı oldu. Ama bunu belediye değil ben yaptım arkadaşlar. <laughs> Esprimde. Şu günlerde iyi gelir herhalde inşallah arkadaşlar. Çünkü o kadar vaka sayısı arttı ki biz de kendimizi bu şekilde böyle laleler yaparak böyle el işi tığ oyası yaparak karantinada içeride böyle durmaya çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağından dolayı. Bu şekilde vaktimizi sizlerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve modelim de bu şekilde yine çok tatlı ve çok hoş oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Yapım da inşallah net ve anlaşılır bir şekilde olmuştur. Mübarek aydan dolayı da dilimiz dolaştıysa bazen unutuyorum. Aklıma söylemek istediğim cümleler farklı geliyor. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur. O yüzden de hakkınızı helal edin. Böyle bu şekilde sizler için çok hoş yapılası zarif bir model hazırladım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle. Hoşçakalın.